Selamun aleyküm muhterem seyircilerimiz. Tekrar hoş geldiniz. Yeni bir Cuma sohbeti programına daha birlikteyiz. Birbirimize sahip olma, sahip çıkma sadedinde bir program. Sohbet aslında sadece bir laftan, sözden ibaret değil. Sohbet sahiplikten gelir. Sahip olmak, sahip çıkmak daha doğrusu. Çünkü sahip olmak anlamında Türkçe'ye kazandırıldığı haliyle o mana sıkıntılı bir mana. Çünkü Rab'lığı ihtiva eden bir mana. O Rab'lığa ait bir mana. Bir şeyin sahibi, malik olmak. O mana sahip kelimesiyle çok ilintili değil. Türkçe'ye biraz yanlış geçmiş. Ama daha çok arkadaşlık, dost olmak, sahip çıkmak, destek olmak anlamına doğru şeylere, doğru davalara, doğru işlere, güzel insanlara, iyi insanlara iyi işler ortaya koyan ulul emir deriz ya mesela. Allah'a, Resulüne ve ulul emre itaatten bahsedilir. Ulul emir, emir sahibi yani güzel işler ortaya koyan şahsiyet. Bu bir kişi olabilir, çok kişi olabilir, heyet olabilir, olabilir de olabilir. İşte bunlara sahip çıkmaktır. Sohbet de onun sözlü ifadesidir. Cuma sohbeti, cuma sahipliği, cuma arkadaşlığı, yani bir davaya, davadaşlara, davaya ve birbirlerine sahip çıkmak adınadır. Ve bunun da işte bugünlerde de gene bir yansımalarını yaşıyoruz. Nedir? Birileri birilerine karşı tavır takınıyor, birileri de birilerine sahip çıkması gerekiyor. O zaman birbirimize sahip çıkmamız lazım. İşte bu cuma sohbetinin hedeflediği bir neticedir. Onun ötesinde Rabbimizin bize buyurduğu ve bir taraftan da tabii bir davranıştır. Yani bütün işte canlılar nedir? Hem cinslerine, yakınlarına, birlikte yaşadıklarına sahip çıkabilir. Doğal, tabii bir şey. Onun da ötesinde hakikaten güzel olduğu için, doğru olduğu için, hak olduğu için birilerini veya bir şeyleri sahiplenmek, ona sahip çıkmak anlamında ki doğrusu o gerekir. Biz de burada böyle bir bilinci, böyle bir şuuru oluşturmaya dönük yapabildiğimiz kadar bir program yapmaya çalışıyoruz. İnşallah hedeflerimiz hasıl olur diyoruz. Böyle bir mukaddimeden sonra afişlerle ekranı da renklendirerek burada fazla durmayacağım. Bakın demokrasi diye böyle iç içe girmiş birçok işte parmak izleri, el izleri, işte şu izleri, bu izleri. Yani hakikaten o kadar bir curcuna içinde hakkın, batılın, yanlışın, doğrunun, şunun, bunun vesaire. Peki bunun doğru tarafı, en makul tarafı hep o taraftan bakılarak meşrulaştırılıyor. Muhtariye bakın orada bir beyaz sayfa. Küçük. Bu tamamı değil, bir parçası. Nedir? İnsanların ihtiyarına, tercihine saygı duyulması. Bunu Allah yapıyor. Hatta Allah'a karşı bir tercih bile yapılsa, haksız, tamamen haksız ve tamamen zarar, ziyan bile olsa, Allah Celle Celaluhu bu tercihe tahammül ediyor. Kullarından da bunu istiyor. Muhtariye, muhtarlık da buradan gelir, seçilen. İhtiyar heyeti vesaire. İşte bu haliyle zaten İslam işte istişare vesaire işi ehline verme birçok yönden örtüşüyor. Ancak bu tamamen şekli bir taraf. Tamamen şekli bir taraf. İşin özünde aslında ne vardır? İnsanın ilahlaştırılması. Yani tek bir kişinin monokrasinin değil de çokların. Bakın bu hataya düşmememiz lazım. Yani biz hep böyle deneme yanılma, hep böyle efendim bir güzellik bulduk hemen yakalayalım. Ya affedersin bir hayvana bir ot, bir tutam ot onunla uçuruma kadar götürülür. Peşiz. Buna gelmememiz lazım. Biz insana. Dolayısıyla ne kadar faydalıysa o kadar. Zararlı taraflarıyla uğraşmamamız ve oraya takılıp kanıp gitmememiz. Hatta bu şu coğrafyada ve şu zaman diliminde ve daha çok birilerinin hegemonyasını, tam da mesela bir taraftan çoklu ama diğer taraftan teklilerin el altından hiç fark ettirilmeden ister bu şekilde anlatımla, iknayla ye olmadı terörle. Bakın belli şeylere insanlar, toplumlar yönlendirilmeye, ikna edilmeye, toplum mühendisliği yapılmaya çalışılıyor. Bunlara karşı ayık olmamız lazım. Böyle
Dilimizden düşürmediğimiz zikir gibi, Allah'ı zikreder gibi sürekli böyle neydi belirsiz kavramlardan ziyade İslami kavramları değerlendirmemiz lazım diyorum. İşte bunlardan birisi muhtariye mesela. İhtiyar, tercih. Bu hakikaten tahammül edilmesi gereken, yanlış bile olsa tahammül edilmesi gereken bir durumdur. Bu da İslami özelliklerdendir. Ama diğer taraflarını karıştırmadan. Bu tür güzelliği olan bazı ancak kül diyen dört dörtlük değil de kısmi içinde parça doğrular ihtiva eden durumlara karşı قُلْ اَوْنَبِّيْكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَٰلِكُمْ ayeti kerim. قُلْ اَوْنَبِّيْكُمْ size haber vereyim mi de ki بِخَيْرٍ مِنْ ذَٰلِكُمْ hayırlısını bundan. İşte o da. O da nedir? Biliyorsunuz, söylemeye gerek yok. Allah, onun dini, onun nizamı, innet din, muhakkak din, düzen, indallah, indinde Allah'ın İslam. Allahu Ekber. Çünkü orada hiçbir eksiklik, yanlışlık yok. Bütün güzellikler de orada cem edilmiş. Cem edilmiş. Öyleyse daha, yani haşa Allah'a hakaret edercesine, Allah'a iftira edercesine, başka tür arayışların içinde olmanın, başka istasyonlarda inip binmenin vesaire, bunlar çok sağlıklı durumlar değil. Nihai istasyon, yani ondan öncesinde inilmeyecek istasyon İslam istasyonudur. Oraya kadar yola devam. Oraya kadar yola devam. Çünkü ön istasyonlar tam İslam değil, İslam'a yakınlığı kadar Tuğyan'a da yakındır. Tuğyan'a uzaklığı kadar İslam'a da uzaktır. Böyle bir durum. Dolayısıyla durmak yok, yola devam. İnşallah. Ve bu hareketlilikle, bu bereketlilikle Rabbimize bu şekilde ulaşırsak ne âlâ, ne güzel, değil mi? Yani bu hal üzere, bu hareket üzere, bu tarz üzere, bir iş üzere, hak üzere, hak bir iş üzere Rabbimize vuslat edersek, şu imtihanımızı tamamlarsak, şu hazırlık dünyamızı ebedi dünyaya bu şekilde öncelersek, bu şekilde bir hazırlık ile gidersek ne âlâ. Ne âlâ diyoruz. İşte muhtariye diye böyle bir bazı isimlendirmelerden mezhepler de var. Bu tür böyle çok unutulmuş da olsa vesaire. Onlar tabii ki bizim kastımız olamaz. Biz İslami ihtiyardan tabii ki bahsediyoruz. Bu tamamen bizim işte kabullenebileceğimiz, ancak ötelerini bir şerh koymamız gerektiğini bilelim. Bilelim. Bu hakikaten İslami bilinçlenme, şuurlanma ve sahiplenme adına. Cuma cem sahiplenmesi, birlikte sahiplenme, cuma gününün de bereketiyle bir hakkı sahiplenme adına bu konularda daha da şuurlu ve dikkatli, dakik olma durumluğumuz söz konusu. Dilerim bu sözlerimizde, bu programımızda bir nebze buna su taşıyoruzdur, bir nebze bunu güçlendiriyoruz. Daha ilerisi de sizin elinizde inşallah diyoruz ve bu sahiplenmeyi muhakkak yapmamız lazım. Birbirimize sahip çıkmamız lazım. Hep program sonunda unutuyorum, ortasında söyleyeyim. Yani bu yayımcılarımıza da, arkadaşlarımıza da, bu programda emeğe geçen herkese şimdiden teşekkür ediyoruz. Seyircilerimize de katkı sunan ve katkı sunmaya hazırlanan, hakikaten burada bir sahiplenme içinde olan bütün seyircimizle beraber hepsine selam olsun. Onların hidayeti daha bir artsın, selameti daha bir artsın, İslamiyeti biraz olabildiğince ve kalıcı olsun inşallah. Son nefesimizi verene kadar وَلَا تَمُوتُنَّ mert olmayın. اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ İlla ki Müslim olarak. Onun dışında eğer şu yarışı neticelendirirsek başarısız olmuş oluruz, kaybetmiş oluruz. Allah yani bütün insanlığa bu başarıyı nasip etsin. Tabii ki hak edenler bunu alacaktır. Allah'ın öyle bir adaletsizliği yok. Dolayısıyla dileriz herkes hak etsin. Ancak hak eden kazanacaktır. Hak eden kazansın inşallah diyoruz. Ve afişlerimizde yol almaya devam ediyoruz inşallah. Geçen programlarımızda da bahsetmiştik. Bir işte asli meselelerden bahsediyoruz. Bir taraftan işte İslam ahlakı, bir taraftan tuğyanilik, ruhbanilik, şirk meseleleri. Yani en iyisinden en ötesine kadar, en berisinden en ötesine kadar şeyleri tanımlıyoruz. Köşe taşlarını, ışıkları, işaretleri ki
Hatta ne demiştik? Geçen en son bir şirk konusu işlemiştik. Orada da yani bu hakikaten bir damlası birçok şeyi bitirir hesabından. Bunları biz tabii ki böyle kendi kafamıza göre keyfe kader bunları söylemiyoruz. Bunlar bir altyapısı var. İşte onlardan birisi. Birçok ayeti kerimede bu parça geçmekte. Habitat a'maluhum. Habitat a'maluhum. Bu arada mesela heba deriz ya, Türkçe'ye geçmiş. Hebat. O sondaki T Türkçe'de de hani dili geçmiş zaman, geçmiş zamanı ifade ederek gitti, gittim, gittin gibi o T'ler vardır ya. Geçmiş zaman ifade eder. İşte oradaki sondaki T odur. Mazi, geçmiş zaman. Habita, hebat, o tığ düşerek Türkçe'ye heba, heba olması. Habitat, a'maluhum, a'mal, amel, amellerin çoğulu, amel, a'mal. A'maluhum, amelleri onların. Dolayısıyla bakın bu, heba, heba olur amelleri onların. Ne zaman? İşte o tuğyaniliğe, ruhbaniliğe, şirke vesaire bulaşılırsa, o temel sıkıntılı alanlara bir irtibatlanma, bir ilişki, öyle bir hataya düşme söz konusu olursa ameller boşa gider. Niye? Hani öyle durumlar vardır ki bir kaza, bir bela vesaire geldiği zaman bir birikim, Allah muhafaza, bir felaket. İşte amellerin felaketi de budur. Onun için biz bu konular üzerinde hakikaten titriyoruz. Niye? İstiyoruz ki kimsenin birikimleri boşa gitmesin. Harıl harıl çalışıyor, boşa gitmesin. Öyle bir hata yapıyor ki bütün birikimler güm, çöp. Peki bu nedir? Bakın şu anda insanlar piyasaya bakın. Harıl harıl koşturuyorlar oraya buraya. Bir şeyler kazanmak için. Kazanıyorlar da, biriktiriyorlar da. Fakat eğer o şu dünyanın, şu geçici dünyanın, fani ve ebedi dünyanın, ahir dünyanın üzerine ikame edildiği alakalara, ilkilere, prensiplere göre yapmazsanız, değil mi? Her şeyin bir ilkesi var, bir usulü var, bir prensibi var, bir jargonu var kabaydı. Evet. Ona uymazsa ne olur? Birikimler heba. Bu öyledir. Basit dünyevi işlerde bile usulüne uydurmazsan, bir ihaleye girdin, şartları vardır, şartlarına uymazsan olmaz. Veya başka bir müracaat, bir yere müracaat ediyorsun. Evraklarda eksiklik, ulaşmadı, var, ulaşmadı, bilmem ne vesaire. Bunlar boş. Onun gibi ebedi dünyaya, ebedi hayata dair yapıp ettiklerimizin çöpe gitmemesi için Allah tabii ki bunu olduğunca kolaylaştırır ama kolaylaştırmış, böyle füzuli, angarya, formalite şeyler talep etmez Allah haşa. Bakın formaliteden, angaryadan dolayı bile bazı işleriniz, dünyevi işleriniz iptal olur. İptal, batıl olur. Allah haşa böyle angarya, formalite, lüzumsuz şeylerden dolayı değil. Ama hakikaten o hata, büyük hata. O yani o götürmezse ne götürecek hesabından? O bütün birikimleri hakikaten çöpe attıracak, heder ettirecek tarzda amellerdir. İşte o da şirk. Yani Allah'ın, biraz önce söyledik mesela demokrasi dedik geçtik. Demokraside veya daha önceki şeylerde, krasilerde, monokraside yani bir kişinin ilahlık makamına haşa layık görülmesi. Öbürü de paylaştırılması. Hani vardır ya Resul'e buyururlar ayeti kerimede bir ilah mı birçok ilah mı? Her kavmin birer ilahı var. Allah da var mı? Var. O da var. Yani bak, işte şirket. 360 tane hatta Kabe'ye konmuş, 360 her kavmin. Bu bugün, yok bugün, olur mu öyle bir şey? O zaman Kur'an'ı kaldır at, haşa. Bu ay var, var. Ama hiçbir zaman insanlar kendi hayatlarındaki putu tam manasıyla idrak edemezler. Ama geçmişlere taş atma noktasında, onlar işte nedir? Ağaçtan, şundan, bundan heykellere tapınıyorlardı da, onlara sorsan der ki biz tapınmıyoruz, biz bunu Allah'a yaklaştırsın diye veya Allah katında şefaatçimiz olsun diye veya muasır medeniyete erişelim diye veya şu bu bilmem ne 50 türlü şey açıklarlar. Sorsan
o zaman. Sen şimdi geçmişe dönük diyorsun, ha bunlar tapınmaymış. Gelecekte sana diyecek, bunlar şuna tapınıyormuş ya, ne gülünç insanlar. Ya şuna bak ya falan. Şu ne gülünç adam, tutmuşlar taşa, toprağa, bronza, ateşe, heykel. Ya. Ama şu anda sen olayın içindesin ya. Yani içinde olunca bazı şeyleri kaçırabiliyorsun, kuş bakışı yapamıyorsun. Onun için biraz geçmişi okuyacaksın ki oradan bir delillendirme yapacaksın. Nasıl o Mekke müşrikleri, bakın, o üstelik onun putu getirip Kabe'ye koydular. Yani şehrin başka meydanlarına değil. O kadar ilintiliydi İslam'da Kabe ile Mekke ile. Ona rağmen o puta tapıcılıktı. Şu andaki heykellerin çoğu, yani şeyde de olabilir, mabetlerde de olabilir de birçoğu da dışı. Ya, yani mabede bile layık mabedi ona layık görmüyor ve onu farklı tutuyor. Peki bu daha da aslında kopuk bir zırvalama. Daha da kopuk. Yani aslında bu daha anlaşılır. Bunun put olduğu bilmem ne olduğu daha anlaşılır. Ama gene de anlayamıyoruz. Böyle kelli felli insanlar okuyan, yazan, çizen sözüm ona. Yani lafı, mikrofonu tutsan bir çuval laf edecek insanlar, uçuşan, kaçışan, kendini bir bilmem nerelerde gören zevat, hakikaten o Mekke müşriklerinden bile daha basit, daha adice put tapıcılığı yapıyorlar ama bunun farkında değiller. Peki bunlar Allah'ı aldatmadır, Allah'a iftiradır. Bu Allah'ın yetkisini gasp edip başkalarına vermektir. Bu hırsızlıktır bakın. Hırsızlık derler ya, geçen söylemiştim, ahlaksızlığın en büyüğü Allah'a karşı işlenendir. Hırsızlığın da en büyüğü Allah'a karşı işlenendir. Adam hırsızlığı yapmış. Allah'ın yetkisini gasp etmiş ya, kendi cebine indirmiş veya birilerine peşkeş çekmiş. Ondan sonra ben diyor hırsızlık yapmam. Ben diyor kimsenin hakkını gasp etmem. Ya sen kepçeyle götürmüşsün. Ne kepçesi, kazanla ne? Yani götürmüşsün. Allah'ın hakkını gasp etmişsin. Bunda, yani bu hak yanında öbür hakların ne hükmü var? Tabii ki onlar da hak, hukuk. Eyvah bak, yanlış anlaşılmasın. Sapla samanı karıştırmayalım. Ne anlamı var? Sen Allah'ın hakkını gasp etmişsin. Tam bir hırsızsın. Ben yalan söylemem. Allah'a karşı yalan söylüyor, iftira atıyorsun. Böyle bir algıyla ne yapıyorsun? Allah'a şirk koşulabileceğini, bunun yetkilerini paylaşılabileceğini iddia ediyorsun. Bu en büyük iftira, en büyük yalandır. En büyük yalan. Onun için Allah Teala, açın ilk sureyi. Yalancı diye kim eder? Kim eder? Tağî dediğimiz, Allah'ın otoritesini çalan hırsızlara, yalancılara söyler. Yalancı diye ona der. Yoksa affedersin, çarşıda, pazarda mal satarken biraz şey yapan, tabii ki o da haksızlıktır, o da yalandır. O da yalandır. Ama asıl beriki yalan var ya bu. O ne yapar? O amelleri boşa götürür ha. Allah'a karşı bir yalan, iftira. Allah'a karşı hırsızlık. Allah'a karşı ahlaksızlık. Hakka karşı ahlaksızlık. Yani kökten bir hırsız. Kökten bir ahlaksız. Kökten bir yalancı adam. Evet. Böyle bir şey varken diyelim, işte bu amelleri boşa götürür. Habitat amaluhum. Habitat diye başka bir terminoloji de kavram da biliyorsunuz biz. Ama biz Kur'an'ı heba olur. Heba, ameller. Allah muhafaza. Allah muhafaza. Bakın burada tekrar ve tekrar. Tekrar ve tekrar bunları söylüyoruz ki, yani bir kulakta küpe olsun. Böyle bir tarafa kazıyalım, altını çizelim. Üstünü çizelim ve o nakşedelim bir tarafa ve bunlara önem atfedelim. Önemli meseleler. Amellerin boşa gitmesi ancak o zaman olur. Diğer türlü bir haksızlık, yalan, hırsızlık, ahlak, onlar da karşılıksız kalmaz ha. Zerre miktarı hayır ve şer karşılığını bulacaktır. Zerre. Zerre miktarı bile olsa bu heba olacağı anlamına değil. Ancak asıl o bütün birikimleri heba eden şu duruma dikkat etmemiz lazım diyorum ve devam ediyoruz diğer afişlerle birlikte. Hayye aleyhisselam. Bakın, hayye, bu da bizim hepimizin bildiği hayye aleyhisselam. Şu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli. Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. Ne güzel, ne güzel söylemiş şair. Biz hak din Kur'an diliyle anlaşılır. Bakın Kur'an dili, bu ezan.
şahadetleri, bu ezanın şahitlik ettiği, gündem ettiği meseleler dinin temeli. Dinin temeli. Öyleyse o temelleri en azından anlayalım. Evet, onlar işte aslından uzaklaştırılmasın. Ancak manası anlaşılmaz. Efendim, İngiliz askerinin Mısır'da, şurada, burada hegemonyasını ilka etmez, kaldırmaz olmasın. Olmasın. Hayyâle salâh deyince bütün bu afişlerimiz, aynı zamanda afişlerin isimleri de bizim KC isimleri olarak koyduk. Onlar da ekrana yansıyacak inşallah. Hayyâle salâh. Bunu bakın, şu anda vaktim çok sınırlı olduğu için zaman zaman bunlara değineceğiz ve parça parça böyle biraz hani seyir yapalım, zap yapalım şeyler arasında, mevzular arasında ki bu Kur'an tarzıdır. Sizi boğmayalım, sıkmayalım. Ancak mesela ezanın diğer mevzularında ki dinin temeli bu, dinin temeli, onları da yeri geldikçe ara ara gündem edeceğiz. Şu anda onlardan bir tanesini tam ortadan çektik. Hayyâle salâh. Haydin ala sala. Hayye, haydi. Ala sala, salaya. Sala, hani deriz ya, Allah için salata, mevta için duaya. Veya işte Allah ve melaikeler Resulüne sala eder, siz de sala edin. Sala onların üzerinedir. Hayye ala sala. Bakın bunu ben şey yapmadım. Daha meallendi, daha ne olsun ya, hayya haydi. Ala sala, ala üzerine. Hani Aliyül Ala, Ali, hepsi oradan geliyor. Allahu Ala, evet. Sala, bildiğimiz şey. Hani sala vardır. Şeyler ölünce okunur, o sala denir. Nedir aslında? O mevtaya dua. Başka? Başka? Resule sala, Resule sala. Bakın. Bu sala kelimesinin, buraya yazıyorum. Bunu anlayalım. Tahtaya geçiyorum madem. Salayı mı anladık? Anlayamadık. Sala, bildiğimiz kelime. Sala. Onun için ben bunlara Kur'an, Kur'an dili diyoruz. Kur'an dili. Ana dilimiz bizim bu. Sala, bildiğimiz. Salavat. Sala. Salat. Namaz diye de ikame ediyoruz. Ama biz burada daha çok lügati, istilahi anlam değil de, yani namaz dediğimiz, aslında namaz demeyelim, namaz. Farsi bir kelime. Ne diyeceğiz? Sala diyeceğiz. Saum, salat. Salat aynı zamanda Rabbimiz için günde 5 vakit kıldığımızı da ifade ediyor. O onun son formal şekli hali. Ondan önce mesela biz ye vardır Arapçada, bu yor anlamına, şimdiki zaman anlamı katar. Yasla deriz ya, yasla. Yasla. Türkçe biraz da öyle geçmiş. Sala diye geçtiği gibi yaslanmak diyoruz ya, yasla, yasla. Ne demek yasla? Ya bir güç merkezine bir şey yaslarsın, oradan destek alırsın. Veya oraya bir destek çıkarsın. İki türlü de. Güçlendirme. Bu işte Türkçe. Bu kelimenin anlamı da aslında o. Nedir? Allah'tan güç alma. Onun dininden güç alma ve ona destek verme. Resulüne destek verme. Efendim, iyi iş ortaya koyan ulul emir, İş ortaya koyan emir sahiplerine, hakkı ortaya koyan, güzel projeler ortaya koyan, güzel çalışmalar ortaya koyan, geleceğimize dair, bugünümüze dair, geleceğimizi ağartan, yüzümüzü ağartan projelere, yani tedbiratlara, tedbirlere, tertiplere, organizasyonlara, teşkillere ne yapmak? Destek olmak. Sala bu. Hayyâle salâ. Derken bakın, kuru kuruya yat kalka değil. Birbirine omuz vermeye bak, orada bile vardır. Salaya gittiğin zaman o son şekli formal halinde bile ne yaparsın? Bir iş ortaya koyan imamın arkasında oradaki cemaat, birlikte olan cuma diyor, cem işte oradan geliyor. Birlikte birbirlerine omuz veriyorlar. Omuz omuza. Yaslanıyorlar, yaslanıyor, sala ediyorlar. Destek oluyorlar. Bunun manası budur, ruhu budur. Eğer bu oluşmuyorsa demek ki daha önceki aşamalarda sıkıntılar var. Altyapı oluşmamış. Altyapı oluşmamış. Altyapı oluşacak. Ondan sonra üst yapılara geçilecek. Bakın şu anda camilerde 5 vakit yapılan üst yapıdır. Üst yapıdır. Onun altyapısı sala kelimesindeki gizli olan, Allah'a
Resulüne, dinine sala etmek, müminlere sala etmek, destek olmak, yardımcı olmak, o davayı desteklemek, o davaya sahip çıkmak. Bakın, cuma sohbetinden salaya geldik. Şu anda yaptığımız iş bir saladır aslında. Nedir? Bir davayı dillendiriyoruz. Ona sahip çıkılmasını, ona sala edilmesini, ona destek olunmasını istiyoruz. Güzel iş ortaya koyan ekranlara, güzel iş ortaya koyan şahsiyetlere, teşkilatlara, cemiyetlere, tedbiratlara, efendim tertiplere destek olmak. Sala bu. Hayya ala sala derken günde 5 vakit bu salayı canlı tutan, insanlara hatırlatan, onu formal içtima vardır ya askerde. Asker içtima için midir? Hayır. Asker belli işlere hedeflenir. Ülkeyi savunmak için ancak içtiması vardır. Niye? Onu canlı tutmak için. Yani o asıl yapacağı işe hazır tutmak için belli içtima deyince bir araya gelir ve kaç kişi, nerede, kim nerede, nasıl, donanım nasıl, birikim nasıl, bütün bunların kontrolü, bunların idamesinin sağlanması. İşte cumadaki 5 vakit bunundur. Ama o altyapı yoksa, ruh yoksa, öz yoksa onu affedersin. İşte o ameller, eğer özünde de bir sıkıntı varsa biraz önce bahsettiğim gibi, o ameller de boşa gidebilir. Veya adam daha birçok şey yatırım yaptı, binalar dikti, işte başka. Onlar da boşa gidiyor. Öyleyse hayya ala salâ diyoruz. Haydin salaya. Ve bu arada kısa bir ara veriyoruz. Bir reklam arası. Akabinde birlikteyiz inşallah. Evet muhterem seyircilerimiz. Dolayısıyla ezanın şehadetlerini, ifadelerini ezan demek aslında müezzin, ezan okuyan, yani beyan eden, izin, bir şeyin önünü açmak, izin vermek. Müezzin, ezzene ise beyan, bir hak çağrısı. Hayale sala deyince bundan sonra bunu anlayalım ve buna koşacağımızı bilerek koşalım. Hatta demek ki ondan önce de koşmamız gereken belli mevzular var, bilelim diyoruz ve hayale sala, hayale sohbe. Hayalel felah, işte sohbeye, sahipliğe koşalım. Bunu sadece tabii bir taraftan önce dinleyelim, anlayalım, bilelim, öğrenelim ve akabinde de bunu başka türlü fiiliyata dökerek, bir tesbihe dönüştürerek, tesbih onun gereğini yapmaktır. Sadece dil onun gereğini yapmanın en basit halidir. En basit hali, söylemek şu anda yaptığımız en basiti. Tabii o da yer yer zorluklar ihtiva ediyor ama asıl fiili olması, tesbih de odur zaten. Tesbih, fiilen onu icra etmektir diyoruz ve sonraki afişlerimizle beraber işte bir ayeti kerime Nahl suresinden Ashab-ı Kehfi veya Musa Aleyhisselam'ı canlandıran şahıslardan birisi. Yani oynayan. Onun resmiyle beraber bu aslında nedir? Oradaki Bizans'a karşı. En yakın tarih o. Ashab-ı Kehf vesaire. Daha öncesinde Musa Aleyhisselam Fıravna karşı. Muhammed Aleyhisselam işte belli otokratik, oligarşik yapılanmalara, monokraşik yapılanmalara karşı. Hatta İslam'a alternatif sunulup ortaya konan o günün yapılanmalarına karşı İsa Aleyhisselam'ın işte gene Bizans'a ve onun Filistin'deki, Kudüs'teki valisine ve oradaki Yahudi din adamlarının birlikte işbirliği yaparak, işbirlikçilik yaparak Bizans ve onun valisiyle geliştirdikleri o işte teokratik, bürokratik, monokratik, oligarşik vesaire birçok yapılanmalara, haksız yapılanmalara karşı geliştirdikleri bir süreç var. Ve bütün Resuller bakın, bütün toplumlara Allah'a kulluk edin ve
tağuttan içtinab edin. Bu da gene anahtar, anahtar ayetlerden birisi. Bakın ayetler var da Allah ayetlerini tasnif etmiş. Biz de aynı şekilde tasnif edeceğiz. Yani bütün topluluklara biz Allah'a ibadet edin ve tağuttan içtinab edin diye nebiler gönderdik. Bakın bütün nebilerin ortak söylemi. Öyleyse bu önemli. Bu önemli. Allah Teala Celle Celaluhu kendi ayetlerini bile tasdif ediyor. Muhkem ayetler, müteşabih ayetler. Muhkem ve müteşabih ayetler. Evet. Müteşabih ayetler, muhkem ayetler ışığında değerlendirilmesi gereken ayetler. Muhkem ayetler, müteşabih ayetlere rehberlik edecek, onlara öncülük edecek bir üst ayetler. Muhkem ayetler dururken müteşabih ayetlerin peşine düşmeyi Allah Teala fitne arayışı olarak takar. Bakın, müteşabih ayetleri, muhkem ayetlerin önüne geçirmek bile bir fitne. Adam diyor ki ya ben ayet okuyorum ama muhkemin önüne geçiriyorsun. Peki hal böyle iken ey muhterem kardeşlerim, başka başka şeyleri Allah'ın ayetlerinin önüne geçirmek nedir? Bakın Allah'ın ayetlerinden müteşabih olanları, yani çok anlamlı ve ancak o muhkem ayetler ışığında anlaşılabilecek. Muhkem ayetler anayasaysa onlar yasa. O anayasa ışığında anlaşılacak ayetleri öne çıkartıp onlar ışığında muhkem ayetleri anlaşılır hale getirmek veya başka türlü teraneler. Allah bunları kalplerinde hastalık olanlar olarak, fitne arzulayanlar olarak ifade ediyor. Bu çok önemli. Peki muhkem ayetler? O zaman muhkem ayetler üzerinde duracağız. Ayet içinde ayet, kitap içinde kitap, kitap içinde levha, levha içinde satır. Ve biz burada acizane yapabildiğimiz kadar en elzem olanları öne çıkartmaya, Rabbimizin öne çıkartmaya, Rabbimizin öne çıkarttıklarını. Dolayısıyla Kur'an'da bile bir seçicilik ehem mühim meselesi. İşte bu da bakın bütün toplumlara, bütün Resuller ancak bunu getirmişlerdir. Ya daha bunda anlaşılmayacak bir şey var mı? Daha ne desin Rabbimiz? Demek ki bu o zaman önemli. Bu çıkacak sorulardan birisi. Ne demişler? İ'budullah bakın. İ'budullah'e. İbadet edin Allah'a. Bakın şuradaki he, ha. Türkçedeki gibi. Onu mef'ul yapıyor. Mef'ul. Yani kime ibadet? Allah. Ve İctenibu. İctenibu tağut. Bunu da belleyelim artık bu. Tağut. Tağa kelimesi aslı bakın. Tağa. Tı ve kayın. Orada elif vaviye de var. Bu neyin zıttı bakın görüyorsunuz. Rab yerine. Rabbin yerine konduğu zaman tuyani otoriteler içtenibu. İçtinap, içtinap, içtinap. Uzaklaşın, içtinap edin. Öte durun, yaklaşmayın. Ne oldu? İbadet edin. Otoritesine boyun eğin. İtaat edin. Allah'a tam zıttı. İçtinab edin. Tağuttan, tuyanilerden. Buna dolayısıyla ne diyoruz? Bakın. Aynen çarpıda olduğu gibi. La. La. Böyle artık sembolik ifadelerle de işi basitleştirerek aklımızda kalsın diye. Bütün Resuller, bütün toplumlara, bütün Nebiler söyledikleri bir kelime. Aslında nedir? La ilahe illallah. La ilahe yoktur ilah illa Allah. La ilah illa Allah. Bunun başka bir şekli, başka bir tarzı ifadesi. Başka bir ifade tarzı.
Ebedullah. Açılımı. O kelime-i tevhid. Ebedullah. İbadet edin Allah'a. İçtinab edin tağuttan. Bunu yazalım bir şekilde. Nahl suresi gördünüz afişte de. Bu, bakın bu şekilde. Bu haykırılıyor. Bu ifade ediliyor. Ezandaki şehadetler dinin temeli de bu. Hayyâle salâ da nedir? Tağuttan içtinab edip Allah'a ibadet etmek. Allah'ın dinine yardımcı olmak. And olsun ki, yemin olsun ki, evet, bütün Resuller, Nebiler bunu yaptı. Ve bunun için gönderildi. Demek ki toplumlar için güneş bu, ay bu, yıldız bu, aydınlanma bu. O tuğyani, o ruhbani, haksız, hak gasp eden mercilere karşı uyanık olun. Kendinizi onlara kul köle etmeyin, onlara peşkeş çekmeyin. Onlar sizi tüketir, sizi sömürür, hortumlar. Sizi yaratan Allah, yaşatan Allah, döneceğiniz mekan Allah, döneceğiniz merci Allah. Öyleyse kendinizi peşkeş çekmeyin. Kendi geleceğinizi onlara sömürtmeyin. Bakın bu İslami bir kıyamın, hak bir kıyamın, hak bir direnişin ana umdesi, düşüncesi, fikriyatı, diyalektiği, İslami diyalektik. Nedir? Tağutlara, tuğyanilere la içtinap, Allah'a itaat. Allah'a itaat. Allah'a itaat diyoruz. Ve hakikaten bunlar kulağımıza küpe olsun. Tağuttan kaçının. Kaçının. İçtinap. Bu kelimeleri de bunlara biz Kur'an dili diyoruz. Bunlar hakikaten gördüğünüz gibi bütün kelimeler. Bütün kelimeler nerede? Bütün kelimeler Türkçe'ye de bir şekilde intikal etmiş. Diğer komşu, akraba, yakın, garip olan dillere de. Kürtçesine, Farsçasına, şucasına, bucasına. Dolayısıyla bu dilden biz konuşmaya başlarsak, mesela içtinab-ı tağut dersek, evet, bunu büyük oranda anlar. Bütün toplumlar. İçtinab. Evet. Uzaklaşmak. Bir de canip vardır. Evet. Oradan gelen bir kelime içtinab. Diyoruz ve bir sonraki afişe doğru. Gene bakın böyle dedik ya ufak ufak değiniler. Ve değişik mevzularda biraz önce söyleyecektim. Arkasını getiremedim. Kur'an öyle bir tarz geliştiriyor ki bakın bir mevzu kronolojik, biyografik bilmem ne böyle şey yok. Belli bir mevzuyu alıp onu bir kitap klasik tarzda anlatım değil. Değiniler. Az, öz, tekrar. Şu andaki bu işte aslında sosyal medya bilmem ne vesaire de insanların böyle bu tabii suistimal ediliyor. Çok böyle içeriği boş insanlar yönlendiriyor. Ama bu bir eğitim tarzı. Kur'ani bir tarz. Onu biz bu programımızda da gündem etmeye çalıştık. Köleleştirilen, soyulan kadınlık. İşte yakın bir zamanda, işte bu hakikaten bir toplumu düzeltmek istiyorsanız kadınlardan başlayın. Bozmak istiyorsanız da kadınlardan başlayın. Hem kadın, hem anne vesaire. Ve bir sanat, işte sanat adına, bilim adına, bilmem ne adına, işte tesettürlü, onu biraz da egzajere yani böyle abartarak vesaire. Bayanlar bir sürü sanatsal gösteri bilmem ne şey afişler bilmem ortaya konmuş yapıtlar. Sonra da sahnede tesettüre bürünmüş kadınların kollarına boyunla zincir. Niye? Şunu anlatıyor haşa. Tesettür zincirlenmek. İşte bakın. Bu çarpıtmanın daniskası. Bu sanat değil.
Bu zanaat değil, bu berbat. Bu berbat. Toplum adına işlenen bir cinayet bu. Cinayet. Ancak hani köleliği içselleştirmek gibi bazı kölelere hürriyet versen isteyemez hale gelir ya. Toplum madem belli bir zaman sonra, yani belli bir bombardıman uzun, işte 40 defa deli desen deli olursa, bu ne 40 defası? Sürekli çocukluğundan beri bütün neşriyatından tutun da eğitimlerine kadar bir bombardıman, fiziki, fikri bombardıman, insanlar artık yani iğdiş etmiş, ihva etmiş insanlar sersem tavuk gibi dolanıyor. Dolayısıyla ne verilirse yutmaya çalışıyor. Onun gibi böyle bir algı, böyle bir yanlış bir bilgilendirme, dezenformasyon topluma yutturulmaya çalışılıyor. Halbuki kadın yani bir şahsiyettir ya. Kadın kişiliğiyle bir şahsiyet, dişiliğinden önce kişiliğiyle bir şahsiyet. Bu şahsiyet bir umum malı gibi. Herkesin gözüne, herkesin nazarına, herkesin şehvetine, herkesin istismarına açık bir meta haline dönüştürmek midir hürriyet? Yoksa o kadının ben bir özgür, hür bir şahsım, Allah'ın önem vererek yarattığı bir mahlukum. Öyleyse kendi hür irademle bir gerekirse, işim benim cinsellikten ibaret değil. Evet, dişilikten ibaret değil. Önce bir kişi olarak var olurum. Dişilik olarak da seçtiğim bir erkekle beraber olurum. Benim gibi. Benim seçemediğim, bütün herkesin meta halinde bir hale dönüştürülmem, bunun özgürlük neresinde Allah'ını severseniz? İnsanın kendi dişiliğine, güzelliğine bir sınır çekmesi, kimsenin oraya müdahil olamaması mıdır özgürlük, yoksa onun herkese peşkeş çekilmesi midir? O başkalarının özgürlüğüdür bakın. Başkalarının oraya müdahil olması özgürlüğüdür. Birileri onu ihva etmek istiyor, kullanmak istiyor, suistimal etmek istiyor. Ondan sonra da al bu senin özgürlüğün diye bakın. Bu kadar çarpıtılarak sunuluyor ve toplumun gözüne baka 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 ilim diye, bilim diye, film diye, sanat diye bunlar yutturuluyor. Bunun neresi? Neresi hürriyet? Neresi hürriyet? Ama kölelik gibi içirilmiş. Kölelik gibi içirilmiş bu. Aslında hürriyet kadının tesettüründedir. Hürriyet kadın köle olduğu zaman ne olur? Onun tesettürü sökülür. Öyledir. Geçmişte de öyledir. Bugün de öyle, yarın da öyle. İslami hükümlerde de hür olmayan kadınların başörtüsü takması zorunlu değildir. O bilmem ne çevrelere kulaklarına küpe olsun. Hür kadınlar tesettürlüdür. Kölelerin örtünmesine gerek yoktur. İhtiyarların da örtünmesine gerek yoktur. Şu anda tam tersine gençlikte açık saçık, ihtiyarlıkta kapalı, eve kapandı, evinde. Veya güya hürleşmeyi, çıplaklaşmak, soyulmak, her türlü soyulan, fiziken soyulan, madden soyulan, suistimal edilen, bütün birikimleri birilerine peşkeş çekilen, hırsız, hem fiziken elbise olarak soyulan, tesettürden soyulan, hem de hakikaten değerlerinden soyulan, imkanlarından soyulan bir kadın çırılçıplak, bir hiç mesabesinde, bir meta mesabesinde, bir köle, umumi köle bakın. Önceden köleler bile belli kişilerin köleleriydi. Şimdi kurumsallaştı her şey. Kurumsallaştı, sofistika oldu. Dolayısıyla kamu köleleri, cemiyet köleleri, toplum köleleri. Evet, rejim köleleri. Bilmem ne ideolojinin köleleri, bilmem ne şehvetizmin köleleri, bilmem ne işte kapitalizmin köleleri, şunun köleleri, bunun köleleri, ulusçuluğun köleleri vesaire. Bu arada ne oldu? İşte o
kölelik küçük çaplı değil ya, çok büyük çaplı olunca artık onu fark edemiyorsun. İçindesin ya, farkında değilsin. Maalesef o belli çevrelere de bunu söyleyelim. Kadınlar için tesettür hürlük bir simgesidir. Ayet-i Kerime'de de bilinsin ki siz hür kadınlarsınız. Sizin o tür basit işlerde tarafınız yok. O ayaklarda değilsiniz. Belli olsun diye sokağa çıktığınızda cilbabınızı üstünüze alın. Üst örtünüzü alın. Müminlerin kadınlarına da söyle diye birçok değişik şekillerde ayet-i kerime. Bu hür ol. Diğer türlü çıplaklık köleliktir yani. Ben köleyim, ben umum malıyım. Bunun bir ifadesi, bir şekli ifadesi. Bu köleliğin daniskası. Bunu bize hürlük diye yutturmak. Evet, pulu altın diye yutturmak, tenikeyi bilmem ne diye yutturmak mesabesindedir. Ama bunlar belli bir şey, çalışmadan sonra tabii ki her çalışmanın bir karşılığı alınır. Toplumda da değişik toplumlarda alınıyor. İnsanlar harır harır kölelik için koşuşturuyorlar. Kölelik için. Evet. İslam köleliği kaldırmıştır. İslam'a sataşanlar, bu köleliği yaygınlaştıranlar bir de İslam'a buradan vurmaya kalkarlar. Köleliği yaygınlaştıran sizsiniz. İslam bunu kaldırdı. Bunun bütün kaldırış yollarını, eğitimini, tedbiratlarını, tertiplerini ortaya koydu. Ama yeni beşeri ideolojiler bunu yaygınlaştırdı. Hem de öyle bir yaygınlaştırdı ki farkındalığı bile kaldırdı. Bakın, farkındalık kalsa insanlar en azından bir tekrar hürleşme ümidi kalır. Farkındalık kalktıktan sonra, kölelik, hürlük olarak lanse edilmeye başlandıktan sonra geçmiş olan, geçmiş olan. Erkeklerde de hürriyetin sembolü sakaldır. Ve tabii ki tesettür aynı zamanda. Ancak tıraş edilmesi, cıbıldak böyle, saçın, başın, sakalın tıraş edilip boynuna da bir metalden, tabii sofistik oldu ya şu anda yumuşatıldı, ipten, urganların, yularların veya ona benzer temsili şeylerin geçirilip ondan sonra bir kişiye onun veya bir sisteme onun verilmesi. Hadi bakayım bu sistem seni gütsün. Bu ideoloji, şu beşeri efendim düzen seni gütsün diye teslim edilir. İşte kölelik neymiş görelim. 3 kuruşa, 5 kuruşa Allah'ın verdiği rızkı, Allah'ın verdiği rızkı sizden çalan ve onu size haşa kendisi veriyormuş gibi parça parça ufak ufak verip sizi işte şu kadar çalışmaya, bu kadar işte şuna mahkum eden anlayışlar, zihniyetler. Sonra da dünyanın işte şu anda G20 görüyorsunuz gündemde. Hep bu tür şey. Yani dünyanın belli bir zaman sonra, belli bir zaman sonra yüzde İşte şu kadar gelirinin %1'de topla. Yani der ya 99'u 1'e evet. Yani %99'u gelirin bir %1'lik kısma, %1'lik de %99'a. Böyle bir adaletsizlik, böyle bir hadsizlik kimin malı kime? Allah'ın kullarından Allah'ın rızkını kim gasp edebilir? Böyle beşeri ideolojiler tabii ki. Böyle sapkınlıklar, böyle köle sistemleri, köle düzenleri. Kadınıyla, çocuğuyla, erkeğiyle vesaire. Tabii ki kadından başlayarak. Onun için gene fazla uzatmayayım. Bunlara ufak ufak daha sonra da değinilerde bulunuruz. Kadınlar da bunu hürlük olarak addetmesinler. Bunu böyle topluma anlatmaya kalkan, topluma bu kadar açık gözüne baka baka yalan söyleyen, belki onların bir kısmı kendiler de inanmış buna. Kendiler de inanıyorlar. Çünkü kendiler de daha önce köleleştirildiler, buna alıştırıldılar, ısındırıldılar. Şu anda pedagoji, bakın pedagoji nereden geliyor? Pedagoji, kölelerin eğitimi. Şimdi köle eğiticiliği yapıyorlar. Yani başkalarını köleleştirmenin sanatını yapıyorlar. Köşe yazarlığını yapıyorlar. Köşe yazarı. Köşe yazarı. Evet, birilerinin köşeyi dönmesi için başkalarını onlara peşkeş çeken bir sistemi pohpohluyorlar, alevlendiriyorlar, güçlendiriyorlar. Bu ne kalem, bu ne kalem? Ya bir defa sen aydınlar, sen münevver ol. Bu ne sanat?
Bu böyle sanat mı olur ya? Böyle zanaat mı olur? Bu felaket. Önce kendin hürleş ki başkalarını hürleştiresin diyoruz. Bu konuda hakikaten çok mesafe almamız gerekiyor. Toplum olarak, cemiyet olarak, dünya olarak her geçen gün, yani ümitlerinizi kırmayayım ama tabii küreselleştikçe küresel bir köye dönüşüyor. Yani kölelik de küreselleşiyor. Kölelik sadece şu anda yani mevzi kalmıyor, ulus kalmıyor, efendim bölge kalmıyor. Küresel bir kölelik sistemi oluşturuluyor. Bunlara karşı ayık olmamız lazım. Küresel tuğyaniliğe karşı, küresel ruhbaniliğe karşı ayık olmamız, ondan içtinab etmemiz, Rabbe itaat etmemiz. Bizim kurtuluşumuz Rabbimize itaatte. Çünkü başka hakikaten bize kol kanat gelecek, bizi koruyacak, kollayacak var mı başka merci? Bizden çıkar beklemeden bize karşılıksız verecek var mı? Karşılıksızı bırak, hak ettiğini verecek var mı Allah'tan başka? Hak ettiğini. Öyleyse kendimizi, Rabbimizin bu yarattığı bu güzel bedeni başkalarına peşkeş çekmeyelim. Efendim bilmem ne adına işte sizi iyileştireceğiz, hürleştireceğiz, şu edeceğiz, bu edeceğiz diye bu afyonik, ütopik sevdalara kapılmayalım. Yakamızı kaptırmayalım, hürleşelim, boyunlarımızı hürleştirelim. Fekku rakabe diye Beled suresinde geçer ki İslami ana hedeftir. Özgürle, hürleştirme bakın. Boyunların tutsaklıktan kurtarılması. İslam'ın ana prensibidir. Beled suresine bakın. Bu halen aşılamamıştır. Felakta hamel akabe. O zor yokul aşılmadı buyurur ayet-i kerimede. Bu kıyamete kadar bu yokuş devam edecek. Allah işimizi kolaylaştırsın. İş kolay değil. İslam büyük bir kahramanlık. Allah işimizi kolaylaştırsın diyoruz. Ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Muhterem seyircilerimiz bir sonraki programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Maasselam.